Selam millet, Dedro oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oyunumuzda şöyle bir başlar başlamaz. Tabii ki para toplayalım. Bir daha bir görevimize bakalım da biz. Ne diyor? Ferris Wheel. Dönme dolap. Efendim 31. seviyede dinozorumuz oldu. 25 tane 40. Bizde 21 tane var. Kardeşlerim işte bana devamlı dede şunu yap, dede bunu yap diyorsunuz da Indominus Rex dışındakileri yapmamamın sebebi Indominus Rex'i, çünkü yapmaya çalışıyorum zaten. Hatta bugün bir kardeşimiz beni çok eğlendirdi, sağ olsun. Dede artık yap şu Indominus Rex'i yazmış. Ben de dedim ki kardeşim o zaman bana hemen 50 milyon yemek, 50 milyon para, işte efendim 5000 şu paradan 30.000 DNA veriyorsun dedim. Yani Indominus Rex'i hemen yap diye isyan ediyor kardeşimiz, sanki çok kolay. Şunu yapana kadar anamız ağladı ki efendim hala da şurada Rex var gelmekte olan. O birinci level Rex geldiğindeki artık her şeyin sonu. Onu 10 yapacağım. İkisini birleştirip 11, besleyip 20. İkisini birleştirip 21, besleyip 30. İkisini birleştirip 31, besleyip 40. Ki bunun için dediğim kadar çok şey gerekli. Ki Indominus Rex'i aldım, bu bir tane açılacak. Ondan sonra şuradan bize Carnivore kısmından Indominus Rex almamıza izin verecek. Listenin neresinde şurada bilmiyorum. Indominus Rex buradaymış. Bakın ikisi varken açılacak. Sonra buradan alabileceğiz. Allah bilir kaç DNA. Dediğim gibi kardeşim onu ver dedim. Ama onun dışındaki dinozorları birleştirmeme sebebim. Mesela bakınız. Ankylosaurus 40'ım şu anda hazır. Ve şuradan bakarsak eğer. Diplodocus 40'ım da hazır. Bunları birleştirmeme sebebim mesela şu işte. Çünkü 25 tane 40. level diyor. Daha biz 50. level'dayız. Sonra kaç tane daha 40. level isteyecek kim bilir. Yani önce şu level'lar bir maksimuma ulaşsın. Ondan sonra bir şekilde dinozorlarımızı yaparız. Bilmiyorum ya da arada bir mucize gerçekleşip de bize sonsuz kaynak dinozor bir yerlerden gelmezse zor gibi. Ama bu dediğim şeyler gerçekleşirse eğer bir şekilde dediğim gibi ben de dinozorları yaparım. Neden yapmayayım? Ama kaynak yok. Kaynak yetersiz. Kaynak yetersiz olduğu için de maalesef olmuyor. Bu sırada ben bütün dinozorları, birinci level olanları daha üst seviyelere çıkardım, besledim, büyüttüm, işler yaptım. Evet şimdi gelelim turnuvalara. Burada mavi ödülü olan bir turnuvamız var. Şimdi benim gözümde ikinci sırada kaldı. Şöyle bir tane turnuvamız var. Bu ne diyor? Carnivore Pack. Bunlardan biri çıkacak diyor sana. Bir tane mi? Bir tane. Bana diyor bir herbivor ver diyor. Tyrannosaurus Rex'e karşı dövüşecek bu herbivor. Abo. Şöyle bir saniye. Bir çarpı herbivor diyor. Ben iki tane koyabiliyorum. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi şöyle yapsak, ha bir çarpı herbivor diyor, öyle olmaz diyor. İyi de bildiğin Ankylosaurus'la dövüşmek zorunda seninle. Ankylosaurus'a teke tek atmak nedir abi? Ağzını burnunu kıracak Ankylosaurus'un. Çok ilginç. Ben bir enerji biriktireyim bu durumda. Sen bir saldırdın, sen de bir enerji biriktirdin büyük ihtimalle. Şimdi ben bir shield alıp iki enerji biriktireyim. Oo bir shield almış, yo. Şimdi ikin var elinde. İkiyle hiç saldırmadım peki. Şimdi iki oldu. Hepsini de çektiysen o dört olabilir. Dört olur. İkilik saldırırsa bir şey olmaz. Üçlük saldırırsa olur. O yüzden ben iki shield alayım. Üç enerji biriktireyim. İkisini de shield çekmiş peki. Şimdi üç enerjin var. Birlik saldırdın, iki bıraktın cepte. İki shield'la galiba 1, 2, 3 de seni öldürüyorum. Evet, iki shield'la benden kurtulamıyorsun. Bir shield almış zaten, iki değil. Ağzına topaç kuyruğu yediği gibi gitti. Bu iş oldu, hayret. Ankylomuz atarlı sinirli yalnız. T-Rex'i paketledi, ondan sonra da böyle sağa sola dövüyor hala kuyruğuyla. Congratulations. 40 DNA'yı yapıştırdık. Herbivor çarpı 2. Şimdi 2 tane gelebilir diyor. Sağ olsun. Eksik olmasın. Bu herbivor Ankylo'dan hallice. Ama bu olmaz söyleyeyim. Biz yine böyle yapacağız. 2 tane bırakacağız orada yine. 2 taneye izin verdi zaten. Şimdi burada shield deyip sıramı savacağım. Carnotaurus. Carno ile bir şeyin birleşmesi. Ha, bunu sevmedim bak. İki enerjiyi de cep etti adam. Birazdan iki enerjisi olduğunda dört olacak.
Birini cephetmiş. 3 oldu. Seni Allah kahretmesin, tamam mı? 3'ünü de cephettiyse 5 olacak şimdi adam. Böyle yapacağız. İkisini shield vermiş, çok güzel. Birini cephetmiş. 4'lük saldırırsa durdurabiliriz. Mükemmel oldu. İstesek bu kadar iyi olmazdı. Senin o aptal hamlelerin işe yaramadı neyse ki. Tamamını kullandı adam. O yüzden shield'ı yok. 3 vuruyorum yetiyor. 3 de enerji çekiyorum. Ağzına tekme atacak. İşte bu be. Tekvandocu Unai Saurus. Senin şimdi 4 enerjin var. En azından ikisini kullanmak zorundasın bana karşı. Güzel oldu, güzel oldu. Bu işi sevdim. Hiçbirini mi kullanmadın? Vallahi ben sana 3'lük vurayım. Shield almadıysan bir öl. 2'lik shield almış. 104 diye vurduk ağzına. Şimdi 6 enerjin var. 4'lük saldırdı onunla. İlginç. İkisini cebe attı. Neye yarayacaksa. Şuradan bir sana ben toplu saldırı yapayım şöyle. Bak bak, sinirlendim, öfkelendim. Gelip şöyle bir vurdum. Ankilomuz sağ olsun ya. Yalnız 40'a izin veriyor sadece. 40. level rare bile değil yani, süper şey. Otçula izin veriyor sadece. 40. level bir ankilomuz var. O da yani biliyorsunuz süper rare. Legendary bile değil kendisi. 3 harbi vura izin veriyorum. Hadi yine iyisin diyor. Efendim, o zaman Unai Saurus, Ankylosaurus diye gidecek sıralama. Böyle olacak. Şurada çok hayın bir karşılaşma oldu. Galiba ben bunu ikili ısırırsa öldürüyor. Bilmiyorum ama galiba öyle oluyor. Ama ikili ısırmadı sağ olsun. O zaman ben 3 enerji çekiyorum. Zaten ısırsa öldürüyor çünkü. 4'lük yaptı saldırıyı, bu hoş oldu. Benim işime geldi açıkçası. Şimdi senin 2 enerjin var. Bir dahaki turda vatandaşın 3 enerjisi olacak. Ben diyorum ki 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3 diyorum buna da. Seni öldürsün, sonra 3 zırh almış taklidi yapsın. 598'e 152. 3'ün tamamıyla vurursa öldürüyor galiba. Yo, 3'ün tamamıyla vursa da öldüremiyor ki. VIP Legendary ama... Ha. 2 vurdu o değil mi? 2 vurdu. Zırh vermemiş hatta. VIP Legendary ama 1. level olduğu için çok kötü kalmış istatistikleri. Bu ne? Sekodontosaurus. 5'i var. Şimdi bu aklımızda kalsın. Tamam, artık hiçbir şeyin aklımızda kalmasına gerek yok. Sekodontosaurus. VIP Legendary ama dediğimiz gibi 1. level olduğu için maalesef karşımızda varlık gösteremiyor. Ağzına topuz kuyruğu yiyip aramızdan ayrılıyor. Böyle bir topuz kuyruk. 1554 diye. Telefon kodu gibi. Gönderdik arkadaşı evine. Ve karnivorumuzu kaptık. Şöyle açıyorum. Süper rare çıktı. Olsun, para ve DNA'lar güzeldir. Rajasaurus. Bizim Rajasaurus'umuz var mıydı bilmiyorum önceden. Dur çocuğum, dur yavrum, heyecanlanma. Ne yapıyorsun? Rajasaurus'u yerleştirmek istersek buraya yerleşti. Başka zaten şu anda bekleyen dinozorumuz yok değil mi? Yok. Kardeşlerim, şu parayla şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Şuradan Legendary puanımızla alabildiğimiz yerde, bu ne ya? Aa, Woolly Mammoth alabiliyoruz. Kısa bir süre için bu, 2 gün 16 saat için. 2 günde bu kadar puan birikmez maalesef bizim. Woolly Mammoth alabilirdik, tüh. Acaba bu VIP puanları tutsak mı, biz harcamasak mı? Bence vallahi tutalım ya. Tutalım, yarın öbür gün böyle bonus geldiğinde yine kullanırız. Şimdi burayı açtığımızda böyle Legendary, VIP Legendary'ler var gelebilecek olan. Tamam, çok güzel ama bu VIP Legendary'ler geldiğinde yerleri açılmıyor, onları alamıyoruz. Burayı açtığımızda
Bu biraz zor açılıyor dedi bir kardeşimiz. Bir deneyelim bakalım biz. Ya da daha fazla tutup puanımızı biriktirelim bilemedim. Şimdi asıl soru şu. Battle Stage 48. Pyroraptor. Pyroraptor'a karşı şöyle bir şey yaptığımızda bu yeterli olacak mı? Asıl soru bu. Efendim, etçil su canlısı koyacağım ha. Aradan bir etçil yapıştırırım ben. Hatta bunu yer. Bunu da kıstırır ama yok biz ne böyle koyalım. Güvenemedim. Pyroraptor da yani raptordur sonuçta biliyorsunuz filmlerde. Raptorlar 2-3 tanesi birleşip Rex'e atar yapıyordu. Senin bir puanın cebinde 3'ün var. Hadi bakalım. 3'e ne yapacaksın? 3'e hiçbir şey yapmayıp beni korkutuyorsun. 2 2 2 diye garip bir stil yapıyorum böyle. Vallahi işe yaradı. Hepsini enerji olarak çekmiş. Kendinden sonra gelen tombul bakalım ne yapacak? 3'ün üstüne 2 deyip 5 yapacak. 3'ün üstüne 3 yaptı. Çok affedersiniz. 6 yaptı. Ve 5'te saldırırsam ben bunu hallederim diyor. Ama bilgisayar olduğu için hile yaptı. 2 shield aldığımı gördü çünkü sadece. 2 shield aldığımı gördü. Bilgisayar olduğu için hile yaptı. Normalde 2 enerji 2 shield verdiğimde 4 shield aldığımı düşündü. 5 saldırısının yetmeyeceğini düşünmeliydi. Ama hile yaptı. Şimdi senin hiçbir şeyin yok değil mi? Yo var. 6'nın 5'ini kullandın. O zaman sana şöyle yaptığımda öldün. Al bu da zırhın için. Aynen öyle zırhını almış. Biz hile yapamıyoruz tabii. Biz hesaplamak zorundayız. Sen de geldin bakayım rezil. İkilikte belki öldürebiliyorsun. İkide shield'ım olduğunu düşünsen 4 saldırı yapmak zorundasın. Onu bile yapmadı. Ben garantiye alsam mı işimi? Şöyle yaparsam öldürüyorum. Bir de shield vermiş olduğunu düşünüyorum. İki de enerji saklayayım. Ben bu bilgisayarı çözmüşüm ya. Ben vallahi bilgisayarı çözmüşüm. Saldırı stilini öğrendim bilgisayarın. Bir shield veriyor ki tam hasar vermeyi planlarsam ölmesin diye. Yani 3 ile ölüyor deyip bırakırsam ölmemek için bir shield veriyor. Taktik yapıyor uyanık. Oo, %'ye ne verdi? Duygulandı. Bir level atlama gerçekleştirmedim olmadı. Pyroraptor'u böyle gömçerdik oraya. Şimdi o da bitti değil mi? Oo, bir sonraki çıktı ama. Bir sonraki savaş geldi. Prionokusus. Prionosukus. Şimdi bu takımın karşısına bunun için şöyle bir tane kuş atmamız lazım. Bunun için şöyle bir etçil atmamız lazım. Bunun için şöyle bir su canlısı atmamız lazım. Bence oldu. Yalnız dinozorları çeker. Onun karşısına bu, bunun karşısına şu diye getirirse var ya çok büyük bir rezalet yaşayabiliriz. Vallahi rezil oluruz. Şimdi mesela 2 deyip hemen bir dinoswap yapacak. Oo, riskli. Bir shield verip 2 enerji saklıyorum. Çok güzel. Bir shield vermiş o da 1 enerji saklamış. 3 oldu. Şimdi dinoswap yaparsa 2 kalır. İkilik saldırıda biri shield'a takılır. Saldırı gelmedi. Korkunç olan bu işte. İkisi var adamın elinde. Adamın elinde 2 var. 1, 2 adamı öldürmüyor. Bir shield vermiş olduğunu düşünüyorum. 3. Abi 2 shield vermiş adam ya. Bildiğiniz rezalet. Oh mis gibi. Peki. İki shield vermişti. Bir enerjisi vardı. 3-4 oldu. O enerjiyi swap için kullandı. Elinde 3 var. 3'ü ne yaptı şimdi? Ara ki bulasın. Şimdi 3'ü ne yaptı? 2 shield, 2 enerji diyorum ben de. Yine 1 shield vermiş. Allah Allah, çok garip hareketler yapıyor. Yani yavaş yavaş gücünü arttırıyor. Birden abanmayı deneyecek büyük ihtimalle. Şu anda 4 abansa bu iş oluyor. İşte 3 vurdun. Sen de sonunda hatanı yaptın.
Bir saklamayı tercih ettin. Bak sana ne oldu bir saklayınca. Şimdi sen bir sakladın ya. Ben o bir senin zırhın diyorum. Şöyle vurdum, sen öldün. Al bu da bir zırh, bu da benim iki enerjim. Ağzına tokadı bastım. Şimdi benim iki enerjim var, sen bunu iki zırh diye varsayacaksın. Dördüm var. İki zırh diye varsay. Dört saldır. Aslanım benim. Tam yapman gerekeni yaptım. Hiçbir şey kalmadı abi elinde. Ama benim hala altım var. Bir, iki, üç yaptım öldün. İşte bu da benim enerjim. Ki sen bunu yine zırh sanacaksın. Bunu zırh sanıp saldırmaması lazım normalde. Hile yapıp da eğer bunun zırh olmadığını görmezse. Bravo, saldırmadı. Lafım yok. Şöyle bir vurayım ben sana. Eğer zırh almadıysan öl. Sonra da bir sonraki adama şey bırakalım. Bir zırh almış dediğim gibi. Her zaman bir zırh alır. 7. 4 zırh aldığımı düşünüp bak ya, zırh almadığımı görüyor ve böyle bir hamle yapıp beni sinir ediyor. Neyse ki güzel değiştirmeler, sebepler ve taktiklerle biz önlemimizi aldık da bir şey yapamıyorsun bize yani. Yoksa rezalet yaşanacaktı. Şimdi senin sarkomuzla bir ıstırıp bir takla atma hamlemizi yapalım şöyle. Hah, tam bir çimçikçi. 3591 diye yapıştırdı vallahi, acımadı. Kıt kıt ve ünlü Sarko hamlesi. Prionosuchus. Oh, iki günde o. Şimdi hemen şuradan bir bakalım. Amfibiyan olduğunu düşünüyorum onun. Evet. Sarko, Ichiostega. Ichiostega'nın hem canı hem hasarı düşük Sarko'dan ama DNA'sı fazla. Bunun daha da fazla DNA'sı. Ama bunun hasarı düşük, canı fazla. Yani yok yine Sarko en iyi. Çok ilginç. Sarko'yu geçemiyorlar abi. Ben de bunu anlamış değilim yani. Sarko'yu geçemiyorlar. Sarko'yla Koalasuchus'un birleşiminden Koalasaurus diye bir şey çıkıyor. Yalnız Koalasuchus, Sarkosuchus birleştiği zaman Koalasaurus. Ve bu legendary'miş. Ostaposaurus diye bir şey var. Bu neymiş? Ostafrikasaurus'la Microposaurus'un birleşiminden yapılıyormuş. İlginç. Başka Gorgosuchus var bir tane de. Kaprosuchus'la Gorgosaurus'un birleşiminden yapılıyor. Güzel. Daha böyle birleşim dinozorlarımız da var yani. Bitti zannetmeyin. Peki. O zaman şimdi şuraya bir dönelim. Efendim ne diyor? Burada hala mı maç yapabiliyorum ben? Stage 50'yi yapabiliyorum. Oo. Stage 50 ne istiyor? Su, su. Bunların ikisine de kuş versek. Buraya da bir tane su canlısı. Aman bunları şimdi yapamayacağız canım. Bu da sonraya kalsın. Discover. Discover'da sen ne istiyorsun? Senin karşısına bunu versek olur. Buraya bir tane kuş kosak. Bu da olur. Başka kuşumuz var mı? Başka kuşumuz yok. Kanka versek bir tane onların aynısından. Bence olur ya. Vallahi denenesi bu maç. T-Rex nasıl böyle böğürür gibi ses çıkartıyor ya. Bence oradan bir slap gelir hemen. Tabii ki Dino Swap. Bir de bir saldırı mı geldi yoksa birlik? Dayanamıyor abi. Bu adam dayanamıyor. Fazla vuruyor ya. Hemen saldırıyı basıyor. Biz de buradan kuşumuzu çekelim. İkilik saldırı yapalım. Ölsün gitsin şu. Namussuz ölsün. Ki arkasından başka bir namussuz gelecek. İki enerjisi olacak topu topu. Onunla kaç vurursa vursun bir şey yapamaz. Swap yapsa bir enerjisi kalacak. Yalan dolan bu işler söyleyeyim. İşte Dino Swap. Şimdi bir enerjisi kaldı. Bak onu da saldırıyor ya. Ya vallahi terbiyesiz bu bilgisayar. Şimdi yine 3'üm var ama. Bu sefer de 426'lığı getiririm. 2 yaptın mı sen ölüyorsun bu sefer de. Ölmüyor mu? Abo ölmedi. İkilik vurup öldürecek ha. Vay çakal. Bir bıraktı geriye.
Tamam. Tamam, sakiniz. Geriye bir bıraktı. O zaman yapılacak olan şey şu. Şimdi kuşu yaşatmamız lazım kardeşlerim. Bakın, böyle durumlarda bazen bana diyorsunuz ya, dede bunun da işte o canı o kadar hasarı bu kadar vursa öldürürdü. Şimdi sorun şurada. Bunun bunu öldürmesi değil sorun. Bununla su canlısını arka karşılıklı bıraktığımız zaman bütün avantaj bilgisayarda. Bizim Pteranodon'un canı azda olsa onu sona bırakıp su canlısıyla onu karşılaştırmamız lazım. O yüzden buraya Dimetrodon çekiyorum. Parasauran'ın bir canı var, onu biliyorum. Dimetrodon bir vurursa onu öldürüyor. Ama ona rağmen ben iki vuruyorum zırhını geçsin diye. Bir de enerji bırakıyorum kuşa. Zırhını geçiyor iki. Bir tanesinin hasarını yiyor. Arkadaki dinozor geliyor. Bir zırhım var zannedecek. Bonuslu vuruyor ama buna rağmen bir zırhım var zannettiği için 2 değil 3'lük saldırı yapacak. Geriye 1 kalacak sadece. Bir shield vermiş olabilir böylece. Sadece bir shield vermiş olabilir. Benimse saldırmak için 5 özelliğim var. Şimdi biraz önce eğer kuşla saldırmış olsaydım birlik yine öldürebilirdim. T-Rex'te yaptığım gibi 1-2 diye saldırabilirdim. Zırhını geçecek bir tane skor bırakırdım. 2 enerji bırakırdım. O onu öldürdüğü zaman arkadan su canlısı gelirdi. Su canlısı bunu her türlü öldürürdü çünkü canı az. Bakın şu vaziyette bile olsa yine öldürüyor. Ondan sonra benim arkasından bu etçilim geldiği zaman birdenbire o boostlanacak, benim etçilimin hasarı düşecekti. Ben bu canı nasıl vuracağım? Ama bu sayede kuşumuz da karşılıklı kaldı ve böyle bir hain saldırı yedi. Bilmiyorum kardeşlerim, bir nebze sorularınızın cevabı olabildi mi bu? Çünkü bazen bu tarz yaptığım değişikliklerde diyorsunuz ki hasarı çok olanı aldın, az olanı aldın. Mesela hasarı çok olan değil, o sadece kuşu kurtarmak için böyle yaptım. Orada kuştan az hasarı olan bir otçul da olsa atıyorum onu alırdım. Sonra bonuslu vuranı saklayabilmek için. Galiba adamlarımız bitti. Evet, artık yeter yani. Artık sürünüyoruz, tek kelimeyle sürünmelere başladık. Şuradan bir raptorlarımızda şansımız denesek mi ya? Bayağı zamandır ben de bunlara bakmadım. Daha küçük karşılaşmalarda bakalım şey yapacaklar mı? Bizi sevindirecekler mi? Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. Şuradan hemen şöyle bir alıyorum. Yapma. Beni üzdün. Bizi sevindirmedin, bizi üzdün. Üçüncü seviyeyi almayacağım zaten. Şurada güzel bir şey var ya. İkinci seviyede bir booster var, içinden bir şeyler çıksın. Hangisi onu da bilmiyorum yani bu. Yani hangi booster onu veriyor emin değilim, tam olarak bilmiyorum ama bir tane booster'dan bir kere hatırlıyorum, DNA çıktı, yemek çıktı, bir şeyler çıktı. Güzel booster'lar var yani arada. Ha mesela şuradan Eko yazan mı çıksa acaba? Aa yok, buymuş. Gerçekten booster para şey. Vaa 10 para, 140 DNA 10 para. Bu seviyedeki tırtmış gerçi. İkinci seviyedekini tutması lazımdı galiba. Şuradakini tutması lazımdı. Evet, buradaki tutsaydı ihya olacaktı. Bakalım belki şimdi o tutar. Hadi. Hadi sevindir bizi. Ah. Göstere göstere şuraya getirdi de bize vermedi onu. O zaman Delta'nın şansı. Biraz da Delta'da şansımızı deneyelim. Ne bağırdın be Delta balığı kapmak için. Seni ben ateşleyeyim git diyor. Seni ben ateşleyeyim git diyor. Bir kapışın bakayım ya, sizi izlemiyorum hiç. Ne yapıyorsunuz? Ana! Delta'yı gagaladı. Delta da ağzına tokadı bastı. Oh, gider ayak 50 bin parayı da aldı bizden Delta. Ah şurada bir duraydın ya. O bir şey değil yani, şu verdiğin kartlardan veriyorsun, eyvallah da yine de bir duraydın iyiydi. Blue ne varsa sende var. Ne varsa sende var. Biz senden hayır görürüz anca. Hadi utandır şu adamları. Utandır şu diğer vatandaşları. Vay arkadaş. Kendini utandırdı anca. Bırak, kendi kendine mi dövüşüyorsun, ne yapıyorsun anlamıyorum. Parmaklar çarpı. Adam bunun bile kötüsünü aldı. Bırak bize bonus vermeyi. Dörtlük dururken ikiliyi kazandı gitti. Kardeşlerim maalesef raptorlarımız da bizi can evimizden vurdu. Evet şu anda şu görevden dolayı hibritleri yine bekleteceğiz. 4 tane daha 25. level yapmamız lazım. Ama buna yakın olanlar var.
Etrafta ben gördüm. Baktım şöyle. Efendim, şurada değilse orada, orada değilse burada, bir yerlerde dinozorlar var. Galiba evet, Etçi'de vardı. Majangosaurus yapabiliriz bir tane. Guanlong bayağı yakın. Efendim, T-Rex zaten paramız yetse yaparız. Çünkü zaten 40 yapmak için onu ilerlettik. Yine kuşların arasında vardı yanılmıyorsam. Zaten kuşların arasında hep birkaç tane şey oluyor. Şurada beslenmemiş bir şey yakaladım, evet. O değil, şuydu galiba. Evet, bu. Kuşların arasında hep birkaç tane 40. level'a yaklaşmış oluyor. Bunların konuyla alakası yok. Bunu şu anda gördüğüm için besliyorum. Bunun daha çok var. 40 olmasına 8 tane lazım çünkü 8 tane 10 olsa anca. Ama şurada bir tane var. Mesela şu ikisini birleştirsek şu anda dolu olmasa eğer makina 4 tane kalmış. 4 tane daha tamamdır. Vay, bir pteranodonumuz daha olursa bu arada şimdi fark ettim. 30. level pteranodonumuz olacak bir tane daha elde edersek. Evet kardeşlerim. Galiba bu seferlik bu kadar. Bizden bu kadar. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ferris Wheel'ımız bitmiş olur o zamana kadar bilmiyorum. Belki biraz 25'lik dinozor yapma kısmında da biraz adım atmış, bir şeyler yol kat etmiş oluruz. Artık bilemiyorum neler yapacağız, hep birlikte göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeler Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeler Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.